Bugün 14 Ağustos günlerden salı, ajandayla karşınızdayız efendim. Ben Eda Cabul. Mersin İnşaat Mühendisleri Odası 17 Ağustos Gölcük depreminin 19. yılı sebebiyle basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasını Şube Başkanı Halil Deveden yaptı. İnşaat mühendislerinden yapı denetim sistemi uyarısı geldi. Mersin İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 17 Ağustos Gölcük depreminin 19. yılı nedeniyle basın açıklaması düzenlendi. İnşaat Mühendisleri Mersin Şubesi'ndeki basın açıklaması Şube Başkanı Halil Deveden yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası olarak deprem gerçeğini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade eden Deveden, 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle ortaya çıkan her acının yükünü kalbimizde taşıyoruz. Her kurum, kuruluş ve imza sorumluluğunu üzerinde taşıyan her insanın bu günlerde bir kez daha düşünmesini istiyoruz, dedi. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle ortaya çıkan her acının yükünü kalbimize taşıyoruz. Yapı üretim sürecinin asıl unsuru olan bir meslek odası olarak başta yerel ve merkezi düzeyde ülkemizi yönetenler olmak üzere her kurum, kuruluş ve imza sorumluluğunu üzerinde taşıyan her insanı bugünlerde bir kez daha düşünmesini istiyoruz. İnşaat mühendisliği, yer altında ve yer üstünde güvenli ve sağlıklı yapı üretebilen ve bunu örnek uygulamalarla kanıtlayan bir bilim dalıdır. İnşaat mühendislerinin güvenli ve sağlıklı yapı üretmenin yanında insanlarımızı sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlama gibi bir görevi de var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Bir doğal olay olan depremin afete dönüşmesi ve bu durumun bir türlü önlenememesi sorunun ana kaynağını oluşturuyor. İzlenmesi gereken tek yol, yapıların mesleki derinliği olan ahlakı ve etik anlayışı yüksek meslek insanları tarafından mühendislik bilimine deprem yönetimlerine uygun olarak tasarlanması ve üretilmesidir. Ayrıca standartlara uygun malzemeler kullanarak etkili bir denetim mekanizmasının da uygulanması gerekmektedir. Mersin Erdemli ilçesinde Antalya D400 karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücüyü ölüme götüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce savruldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ölüme götüren dikkatsizliği an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü karşısında Mersin-Antalya D400 karayolunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Hanifi Yapar 33 ve AC61 plakalı motosikletiyle yolun Antalya-Mersin istikametine geçmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bir süre bekleyen sürücü soluna bakmadan karşı şeride geçmek isterken bulunduğu şeritte giden SK yönetimindeki 06DZ0775 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeipolis antik kentinde yapılan kazı çalışmaları sona erdi. Çalışmalarda önemli mimari kalıntılara rastlanırken 1700 yıllık bir portre büst bulundu. Kazı Başkanı Profesör Doktor Remzi Yağcı, kazılara 9 Temmuz'da başladıklarını ve bu yılki çalışmaları bitirdiklerini söyledi. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeipolis antik kentinde kazı çalışmaları sona erdi. 19.sü gerçekleştirilen bu yılki kazılarda da önemli mimari kalıntılara ulaşılırken 1700 yıllık bir de portre büst bulundu.
İlki 1999 yılında başlayan ve bu yıl 19.sü gerçekleştirilen Soli Pompei Polis Antik Kenti kazı çalışmaları bu yıl Sütunlu Cadde'de ve Soli Höyüğü'nün güneyinde bulunan hamamda gerçekleştirildi. 9 Temmuz'da çalışmalarda özellikle Sütunlu Cadde için bir restorasyon projesinin hazırlanması için çalışmalar yürütüldü. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Remzi Yağcı'nın başkanlığında yürütülen çalışmalar titizlikle yürütüldü. Aralarında arkeolog, harita mühendisi, restoratör, öğrenci ve işçilerin olduğu 30 kişilik ekip, Soli Pompei Polis Antik Kent'te yer alan Sütunlu Cadde, Höyük Alanı ve Roma Villası'nda kazı çalışmaları yaparak Soli'nin yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamaya çalıştı. Yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan kazı başkanı Remzi Yağcı, kazılara 9 Temmuz'da başladıklarını söyledi. Bu yılki kazı çalışmalarında bitirdiklerini belirten Yağcı, Soli Pompei Polis'te bu yıl iki kere çalışma yapıldı dedi. Sütunlu Cadde'de ve Soli Höyün güneyindeki hamam binasında. Hamam binası epey temizlendi. Bir iki kampanya sonrasında burayla ilgili bir restorasyon projesi hazırlayacağız. Ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra bu hamamı ayağa kaldıracağız. Sütunlu Cadde'de de epey ilerleme oldu. O da eğer maddi yönden gerekli katkı sağlanırsa Sütunlu Cadde'yi de projelendirme aşamasına 2-3 yıl içinde gelmiş olacağız. BCD serisinde bir portrebüst çıktı. Bu portrebüst işçilik açısından kendi alanında dünya çapında bir eser. Mersin Müzesi'nde yakında sergilenecek. Bu eser Erken Seleukiler dönemine ait. Milattan önce 2. yüzyılın sonu, 1. yüzyılın başına tarihleniyor. Özel bir kişiye ait. Yani Sütunlu Cadde sadece bir yürüyüş yolundan ibaret değil. Bir sanat galerisi niteliğinde gördüğünüz gibi birçok heykel, büst, konsolların üzerinde küçük heykelcikler ve önemli seramik parçaları çıkıyor. Dolayısıyla Mersin'in kültür mirası için bulunmaz bir hazine Soli Pompei Polis. Mersin'in Erdemli ilçesinde iki arkadaş balık avlamak için denize girdi. Avlanan iki arkadaştan birinin balığa fırlattığı zıpkın Şahin isimli diğer arkadaşının beline saplandı. Şahin isimli şahsın beline saplanan zıpkını önce itfaiye ekipleri elektrikli spiralle kestikten sonra Erdemli Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Erdemli'de bir kişi avlanmak için çıktıkları denizde arkadaşının fırlattığı zıpkının beline saplanması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre Erdemli ilçesinde iki arkadaş zıpkınla balık avı için denize girdi. Bu sırada avlanan iki arkadaştan birinin balığa fırlattığı zıpkın kazara soy ismi öğrenilemeyen Şahin adlı şahsın beline saplandı. Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsa önce itfaiye ekipleri müdahale etti. Şahsın sırtına saplanan zıpkın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince elektrikli spiralle kesildikten sonra ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Abi, gözün mü? Tamam. Gözün mü? Az kaldı, az kaldı. Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta görev yapan 28 yaşındaki pivot Gonca Karataş'la bir yıllığına anlaşma yaptı. Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gonca Karataş'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta görev yapan 28 yaşındaki pivot, Gonca Karataş'la bir yıllığına anlaşmaya varıldığını ifade etti. Öte yandan transfer çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi. Mersin temsilcisi yeni sezon için daha önce Litvanyalı oyuncu Petronite ve ABD'li Tiffany Michael, ABD'li Ashley Walker, Melis Talay, Melis Korkmaz, Emel Ecem Güler'i transfer etmiş, Asena Yalçın ve Sırp oyuncu Sasa Kado ve kaptan Gülşah Gümüşay da sözleşme yenilemişti.
Bültenimizin sonuna geldik efendim. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.